Durham'da yaşayan Allison Dent ve eşi Robert, torun sahibi olacaklarını öğrendiklerinde sevinçten havalara uçtular. Kızları Kylie hamileydi ve bu haber ikisini de sevindirmişti. Allison ve Robert, Kylie'nin doğumundan sonra tanışmışlardı ve ikisi de kızları iyi bir yetişkin olsun diye çok uğraştılar. Ama Allison ve Robert hep kendi öz çocukları olsun istiyordu. Kylie'nin doğumundan sonra Allison serviksinde görülen kütleyi aldırmak için bir ameliyata girdi. Allison'ın serviksini aldırması gerekiyordu ve bu da bir daha hamile kalamayacağı anlamına geliyordu. Allison ve Robert kendi çocukları olamayacağı için çok üzülmüştü. Ama Kylie'nin hamile kaldığı haberini alınca çok mutlu oldular. Belki kendi çocukları olamayacaktı ama en azından torunları için iyi bir anneanne ve dede olabilirlerdi. Ama bu haberden kısa süre sonra Allison ciddi karın ağrıları çekmeye başladı. Allison şunları söyledi. Doktora gittim ve Kylie'nin hamile olduğunu öğrendikten 2 ay sonra 2013'ün Mart ayında bana bacak sendromu teşhisi kondu. Allison'ın doktoru bu rahatsızlık için birkaç ilaç yazdı ama Allison'ın sendromları daha da kötüleşiyordu. Karnı şişmeye devam etti. Allison bunun üzerine yeniden doktora gitti ve doktor ona daha da fazla ilaç yazdı. Allison torununun doğumunu göremeyeceğinden korkmaya başladı. Neyse ki 2013'ün Temmuz ayında Kylie'nin Casey adında sağlıklı bir bebeği oldu. Kylie bu bebeğin Allison'ın hastalığına karşı verdiği mücadelenin bir hediyesi olarak gördü. Haftalar geçtikçe Allison'ın karnı daha da ağrımaya başladı ve Allison torununun büyüdüğünü göremeyeceğinden endişeleniyordu. Doktorlarsa Allison'ın şikayetlerini umursamamaya devam ediyordu. Ona yaşadığı şeyin biraz ağır semptomlar gösteren bir HBS'den başka bir şey olmadığını söylüyorlardı. Durumu kontrol altına alabilirlerdi ama doğru ilaç kombinasyonunu bulabilmek için biraz zamana ihtiyacı vardı. 3 ay sonra Allison'ın korktuğu şey başına geldi. Gecenin bir yarısı normal zamanda çektiği karın ağrısının 2 katını çekerken uyandı. Allison'ın sağlığından endişelenen Robert onu hemen hastaneye götürdü. Hastanede doktorlar bir röntgen çektiler ve Allison'ın bir başka kisti olduğu ortaya çıktı. Birkaç test daha yaptırmak istediler ve Allison'a yapacakları bir ameliyatın olası tehlikelerini anlattılar. Eğer ameliyatı yapmazlarsa kist vücudun başka bölgelerine yayılabilirdi. Allison doktorları dinledi ve test sonuçlarını beklemeye başladı. Allison kanser hastası olabileceğinden korkuyordu. Allison o an her ne kadar kendi sağlığından endişe duysa da aklı hala Kylie ve Casey'deydi. Kylie danışabileceği ve ona yardımcı olacak deneyimli birisi olmadan Casey'yi düzgün yetiştirebilir miydi? Casey'nin anneannesi hakkında bileceği tek şey eski resimler ve Kylie ve Robert'ın ona anlatacağı anılardan ibaret olacaktı. Bu sorular Allison'ın zihnini meşgul ederken bir hemşire Allison'ın yanına gelip ona çok şaşırtıcı haberler verdi. Hemşire Allison'a başka bir odaya alınması gerektiğini söyledi ve onu doğum odasına aldılar. 43 yaşında ve bir daha hamile olamayacağını düşünen Allison 32 haftalık hamileydi. Allison'da huzursuz bacak sendromu değil, huzursuz bebek sendromu vardı. Allison hemen Robert'ı aratıp bu haberi onunla paylaştı. Robert ilk başta Allison onunla dalga geçiyor sandı. Ardından Allison'ın çektiği bu acıların ve yaşadığı ölüm korkusunun aslında yepyeni bir hayatın başlangıcı olduğu anlaşıldı. 8 hafta sonra 2013'ün Aralık ayında Allison, Bobby Charles'ı dünyaya getirdi ve hiç olmadıkları kadar neşelilerdi. Nihayet Allison ve Robert'ın kendi öz çocukları olmuştu ve umarız bu mucizevi çocuk yaşayacakları uzun ömürde onlara destek olur. Bazen kötü haber almayı beklerken çok güzel bir haber alabiliriz. Allison çektiği karın ağrılarından dolayı öleceğini ve torununun büyüdüğünü göremeyeceğinden korkuyordu. Ama tam aksine Allison dünyaya başka bir can getirdi ve umarız bu çocukla geçireceği uzun yıllar vardır önünde.